griple ilgili zencefilden hı hı. bahsedeyim. Hı hı. Bu taze zencefil. Hı hı. Şimdi taze zencefil üşütme, grip, nezleye karşı çok çok etkili. Fakat evet. bazıları bunu bıçakla soymaya çalışıyor şu kabuğunu. Hı hı. Bunun kabuğunu bıçakla soymaya çalıştığınızda bu eğri büğrü olduğu için patates gibi doğru. Birçok yerini kesersiniz. Hı hı. Tabii ki çok az bir şey kalır geriye. Hocam kaşıkla nasıl? Bu nedenle kaşıkla soymak gerekir. Kaşıkla kaşığı alıyorsunuz. Evet. Taze zencefili. Şöyle yaptığınızda diri çok kolay soyuluyor, görüyor musunuz? Hiç içerisindeki lifte hocam şöyle dokuyor. Yandan gösterirsek seyircilerimiz de görsünler şöyle. Şöyle. Böyle soyabilirsiniz. Hakikaten. Çok kolay soyulur. Bıçağa gerek yok. Bıçak kullanan kişiyi ne yapıyor bıçak? Kesiyor yanlarını. Ve çok az bir şey kalır eğer bıçakla soyarsa. Kaşıkla çok kolay soyulur. Taze zencefil. Soyulduktan sonra rendelenir. Böyle. Kaşıkla tertemiz olur. Evet. Hı-hı. Mesela şöyle içerisinde çürük olan yer varsa hı-hı. bıçakla değil kaşıkla da alınır. Hocam vitaminini almasın değil mi bıçak? Aslında salatalarda falan da hani yeşilliklerde falan da böyle. Aslında böyle iki parçaya bölüp o şekilde tüketmek gerekiyor değil mi? Hayır hayır bir şey olmaz. Ama bıçak da yiyor hocam. Vitaminini almaz. Vitaminini almaz. Bir şey olmaz. Bunu böyle hı-hı. soyduktan sonra rendelemek gerekir. Yani hı-hı. bıçakla İnce ince de dilebilirsiniz de hı hı. o zaman tam verim elde edemezsiniz. Yüksek oranda kaynatmadan önce demlikte hı. rendelerse kişi şöyle rendelerse hı. rendelediği zaman çok daha içindeki etken maddeler çayın demine geçer. Hı. Rendelemek hı. gerekir. Böyle rendeledikten sonra demliğe koyuyorsunuz. Hı hı. Üzerine limon. Burada zerdeçal var. Hı hı. Şurada gördüğünüz ekinezya. Ekinezya evet. Ekinezya. Güzel bir karışım. Ekinezya, nane, papatya. Hı hı. Diğer bitkileri de katabilirsiniz. Hı hı. Fakat burada esas önemli olan bitki nedir? Zencefil, limon, bir miktar nane, ekinezya. Hı hı. Bunları çay gibi demleyip İçerse kişiyi hı hı. bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu temizler, arıtır. Detoks. Hı. Zencefille ilgili Almanya'da birçok klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda baş dönmesi, bulantı, kusma gibi hı. seyahat sırasında kişi mesela uçak, vapur, gemi herhangi bir araçla seyahat ederken birçok insanda bulantı olur, baş dönmesi, kusma vesaire. Kinezya denir hastalığa. Seyahat hastalıklarına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması yapılmış. Hocam romatizmal hastalıklarla ilgili bir SMS gelmiş. Hatice Hanım 40 yaşındayım. Yeliz Hanım romatizmal rahatsızlıklarım var. Bitkisel jel önerir mi hocam diyor. Bitkisel. Romatizmal rahatsızlıklar için. Romatizma ile ilgili Afrika'da yetişen bir bitki var. Şeytan pençesi kökü. Bu da zencefile benzer iri patates gibi daha iri, daha büyük. 6 ay bir damla su görmez bitki. 6 ay. Bunun birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Romatizmaya karşı etkili olduğunu Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski belgelemiş. 15 bin hastayı tedavi etmiş. Belge var burada. Şimdi ben dergiler de getirdim. Evet dergiler, kitaplar hepsi. Bu Almanca. Akademik dergi. Hangi ülkede, nerede, ne zaman? Mesela bu zencefille ilgili klinik araştırmalardan bahseder. Nerede, ne zaman, hangi uzmanlar bu konuyla ilgili araştırma yapmıştır? Hocam bunların çevirileri var mı? İzleyicilerimiz, merak eden izleyicilerimiz. Tercümesi kitapta var. Tercümesi var mı yani? Yok kitapta. Kitapta her türlü. Nasıl sahip olacak seyircilerimiz kitaba? Dergi değil, kitapta var. Hepsi yazıyor. Kişiseltedavi.com Ha hepsi bu dergilerdeki bilgiler kitapta da mevcut. Çoğu var. Ayrıntılı. Çok güzel. Resimler de zaten size ait hocam. Bitkilerin resimleri sevgili ziyanlar.